Merhaba, hafta sonu siyasete hoş geldiniz. Bugün tarikatları, cemaatleri, siyaseti ve bunların siyasetle olan ilişkisini konuşacağız. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Bekeroğlu. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Tarikatlar, cemaatler, siyaset ve CHP diye attık başlığımızı ama bugün başka konuları da konuşacağız süremiz yettiğince. Şimdi Mehmet Bey, siz tabii geçmişte milli görüş çizgisinden gelen partilerde de siyaset yapmış bir isimsiniz. O yüzden nasıl diyeyim, hani biraz daha bu konuları en azından bizden fazla daha yakından tanıyan, bilen birisi olduğunuzu varsayarak şunu sormak istiyorum. Tarikatların, cemaatlerin siyasetle, siyasetçilerle, iktidarlarla, muhalefetle İlişkisi geçmişte nasıldı? Şimdi durumu nasıl görüyorsunuz? Vallahi tabii siyasetle ilişkileri hep ola gelmiş. Yani baştan beri cemaat ve tarikatların ilişkileri olmuş sürekli olarak. Bunu o değişik dönemlerde farklılıklar gösterdiğini ifade edebiliriz ama her dönem bir şekilde hemen hemen siyasetin her kanadıyla bir takım ilişkileri olmuş. Şimdi tabii cemaat ve tarikat, yani bunların tanımları da çok zor. Tanımlamak da çok zor. Niye çok zor? İşte cemaatin sınırları nerede bitiyor? Tarikat nerede başlıyor? Bunlar çok tartışmalı şeyler. Bir de dönem dönem bunların üzerinde, cemaat ve tarikatların üzerinde baskılar artıp azaldığı için ve tırnak içinde illegal, tabii tartışılabilir nasıl bir illegalite bu, illegal yapılar olduğu için, gerçi illegal yapılar, cemaat, tarikat yasak kurulmuyor, edilmiyor filan ama işte dernek kuruyor, Kur'an kursu açıyor, Diyanet'le bir şekilde bağlantı kuruyor ve her dönem oluyor, devam ediyor. Özellikle 50'den sonra, 1950'den sonra siyasetin her aşamasında, her seçimde, yerelde, genelde bunlar hep var olmuş. Niye var olmuş? Çünkü her ne kadar işte yasaklansa da işte devre dışı bırakılsa, işte yer altına çekilse, ne olursa olsun vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, insanlar, seçmenler bu dini yapılara ilgi göstermiş, güven duymuş ve onları kanaat önderleri olarak kabul etmiş. Siyaset de netice itibariyle insanları ikna edecek ve en son bir sürü bildiğini okuyacak, şunu yapacak, bunu yapacaklar ama en son onların oyunu olacak ve ne olursa olsun, böyle bazıların ifade ettiği gibi işte dağdaki çobanla benim oyun bir olacak mı filan, yani bunlar bir tarafa, sonuçta herkesin oyu bir olacak. Yani kim oy kullanıyorsa o bir tane oy. Böyle olacak. Böyle olunca ister istemez siyasi partiler bu tarikatlar, bunların taleplerini karşılama, işte onları ikna etme, hoş görünme ihtiyacı duymuşlardır. Peki cemaat, hepsi tek tip değildir bu cemaat ve tarikatlar, elbette hepsi tek tip değildir. Siyasi partilerin ya da siyasi yapıların cemaat ve tarikatlara nasıl yaklaştığı, niye yaklaştığı çok tartışacak bir konu değil. Çok açık, çok belli. Peki diğer yapılar siyasete nasıl bakıyor, ne yapıyor? Yani iki şekilde siyasette çok yakın ilişkileri var. Bunlardan bir tanesi kendilerine alan açacak. Yani kendilerine bir şekilde alan açacak. Yani çünkü bir takım en küçük bir rejimde, sertleşmede bu cemaat, tarikatlar bir şekilde nasiplerini alıyorlar. İşte kurs açacak, şeyi ikna edecek, işte kurban derisi toplayacak, para sağlı şeyler. İkna edecek, dernek kuracak, ikna edecek. Dolayısıyla devletle, işte merkezi yapı, yani onları tartışmıyoruz, yani Türkiye'deki devletin durumu çok açık net. Devletle
işi var. En azından yani o kendi varlığını sürdürebilmesi için kendisine dokunmamasını, zarar vermesini sağlayacak. Siyasi partiler de devleti yöneteceklerine göre kim iktidara gelirse gelsin o iktidarla, o partiyle ve iktidara gelme ihtimali bulunan partilerle sürekli ilişki içindedir. Bir menfaat ilişkisi yani bunu sağlarsan ama kitlesel bu bir birey ilişkisinin ötesinde. Çünkü bir karar aldığı zaman ki alıyorlar zaman zaman bu kararları, şunu destekleyeceğiz dediğimiz zaman destekliyorlar. İşte biz sağ partileri şunu destekliyoruz ama işte yerelde işte şu adayı destekleyeceğiz İzmir'de şurada dedikleri zaman toplu olarak destekliyorlar. Siyasi partiler de bunları biliyor ve bu ilişki öteden beri hep var ola gelmiş, devam etmiş. Bir başka şey daha var cemaat ve tarikatların bir kısmı cemaat ve tarikatların bir kısmı devletin içinde var olmak, var olmayı kendi geleceği varlığı için de çok zorunlu görmüş. Dolayısıyla siyasetten taleplerinden bir tanesi de işte son zamanlarda tartışılan konu devletin içinde var olacağı imkanlar sunması işte. Memuriyetlerden işte memur olanlar üyelerinin belli makamlara gelmesi vesaire filan. Hatta çok tartışılır durulur. İşte Türkiye'de iki tane ana akım vardır dini özellikleri olan. Bunlardan bir tanesi milli görüştür. Bir tanesi de Nur cemaati. Nur cemaati küçükleri filan bir tarafa bırakırsak daha sonra işte sadece cemaat adını alan FETÖ şimdi denen yapı. Bunların iki devletle ilişkileri iki farklı şekildedir. Bir tanesi der ki siyasi parti kuracağız. Açık, legal bir şekilde seçimlere gireceğiz. Ve işte seçimleri kazanacağız. Bakanlıkları kazanacağız. Milli Eğitim Bakanı bizden olacak. Ondan sonra eğitimi değiştireceğiz. Ve bizim insanlarımızın bizim istediğimiz şekilde insanların eğitimini yani dindar nesiller bir bu şekilde yerleştirecek. Milli Görüş bunu şey yapar. Legaldir, açık şey yapar. Diğer hissi Nur Cemaati ya da Fethullahçılar diyelim. Onlarsa öyle değil. Biz tek tek insan yetiştireceğiz. Bu insanları bir şekilde devletin içine koyacağız ve onların vasıtasıyla şeyi elimize geçireceğiz. Yani siyasi parti falan değil de bürokrasiyi ele geçirerek elimize geçireceğiz. Nitekim bürokrasinin elinde mevcut olan bütün şeyleri kullanmışlardır, kaynakları kullanmışlardı işte. YÖK'ü ele geçirmişler, ÖSEM'i ele geçirmişler, sorunları ele geçirmişler. Yani şimdi anlıyoruz yani bunları. Bilen biliyordu zaten bunları. Bu şekilde devam ede gelmiş. Öyle bir noktaya gelmiş ki bürokrasinin elinde hangi araç var en son? Bürokrasinin elinde ne var? İşte ordu var. Ordu yere geçirmiş. İhtilal yapar ordu. İhtilal yapmaya kalkmış. Yani gerçekten yani çünkü onlar bu kurslar o kurs üniversitelere, okullara hazırlayan kurslar, özel okullar filan bunları hayati bir önemde görüyorlardı. En son burada kapıştılar biliyorsunuz. Hükümetle cemaat arasındaki büyük kapışma burada oldu. Erdoğan kesin kararlı bir şekilde tabii daha bu konuyu tartışmıyoruz. Konumuz bu değil. Ama bunları yok edecek noktayı görüp buraya yönelince onlar da bürokrasinin elindeki en etkili ve ağır araç olan orduyu, silahı kullanıp o iktidarı onu oradan indirmeye çalıştılar. Yani böyle bir ilişki mevcut yani bir var olmak, tutunmak hani beka falan diyoruz ya yani devletli geçinmemiz gerekiyor. İşte çok masumane şeyler bunlar değil mi? Diyor ki ya bizim Kur'an kursumuza karışmayacaksa işte bizim okul açmamıza izin verecekse işte kurban derisi toplamamıza yani böyle bir şey giriyor siyasetçiyle. İşte bizim adamlarımızdan da tek tek onlara yol açacaksa bir böyle bir ilişki var. Öbürü ise daha sistematik bir şekilde ilişki var. Yani öbürü iktidarı önceliyor yani bir şekilde. Yani iktidara gelinmesi ve iktidar aracıyla toplumun değiştirip dönüştürmesi bunu amaçlayan şeyler var. Milli Görüş legal parti kuruyor. Yani sistemin içinde
ta baştan beri yani Erbakan baştan beri işte Milli Selam'ı Nil'in Nizam Partisi'nden başlamış, kapatınca demiş ama parti kuruyor, açık seçimlere giriyor, insanları ikna etmeye çalışıyor ve geleceği zaman ne yapacağını falan ortaya koyuyor. Şöyle bir tartışmaya şahidim, Milli Görüş'ün içinde geliyorsunuz diye. Doğru, hani Erbakan Hoca hep derdi, işte bir program ortaya koyardı. Derdi ki ben bunu 200 profesörle hazırladım falan. Böyle toplantılardan birine, profesör değildim, yardımcı doçentim ama eğitimle ilgili yapılan toplantıya ben de davet edildim. İki günde bir otelde eğitimle ilgili toplantı yapıldı. İşte çalışma grupları tespit edildi. Bizim çalışma grubumuzda da grubu İsmail Kahraman yönetiyordu. Grup çalışmasını işte 20-30 kişi bir yerde atölye çalışması yapıyorduk. Orada şöyle sorular geldi. Ya işte Fethullahçılar okul kuruyorlar, yurt kuruyorlar, kurs açıyorlar, çok kaliteli okullar kuruyorlar dünya çapında ve çok da iyi oluyor, başarılı oluyorlar. İşte insan hayır işidir bu. İşte gariban çocukları geliyor, onların okullarında okuyor falan. İşte öyle değilmiş yani. Zeki çocukları alıp bir yere taşıyorlarmış. Her neyse biz de böyle şeyler yapmamız gerekir diye bir şey geldi. Müzakere edildikten sonra notları şöyle özetledi İsmail Kahraman. İsmail Kahraman eski meclis başkanı, kültür, eski kültür bakanı, Erbakan hükümetinde kültür bakanı. Şöyle şey yaptı. Ya arkadaş cevap verdi yani. Şimdi onlar öyle yapabilirler ama biz iktidara geliyoruz. Yani o zaman daha iktidara falan gelinmemişti yani. Refah Partisi'nin 91'li işte belli sayıda milletvekili girmiş ama meclisin de tozunu atıyordu. Az sayıda milletvekili olmasına rağmen etkili bir muhalefet yapıyordu. O dönemde biz iktidara geleceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı bizim olacak. Bütün okullar bizim olacak. Yani okul kurmaya falan gerek yok. Yöntem açısından söyleyeyim. Öbürleri ise işte okul kuruyor, adam yetiştiriyor, adamları belli yerlere yerleştiriyor. Onların aracılığıyla iktidar olacak. Böyle bir ilişki öteden beri ola gelmiştir. Bütün bu tecrübeler, çünkü FETÖ bu devletin, yani iktidarı bir tarafa bırakıyorum, bu devletin yani Cumhuriyet dönemini şey yapıyorum, yaşamış olduğu en büyük travmalardan bir tanesidir. Hı hı. Yani işte asker ihtilal yapmış, bilmem ne yapmış, tabii bunlar travmatik ama öbürü çok değişik bir şekilde, hiç beklenmedik, umulmadık bir şekilde bir sürü raporlar tutulmuş, araştırmalar yapılmış, konuşulmuş, edilmiş ama tahmin edilenin, beklenen, ben şahsen öyle yani, ben bu kadar yaygın bir şey beklemiyordum. Evet yani giriyordu, ediyordu falan ama böylesine değil. Büyük bir organizasyon ve dünya çapında bağlantılarla, dünya çapında gelmişler, bunları kullanmışlar, bunlar ayrı bir tartışma konusu. Ama bağlantılarla büyük bir organizasyon yapmışlar ve milli görüşten farklı olarak bunları şey yapıyor, illegal yani gizli yapıyor bunları, açık değil, gizli yapıyor yani burada. Hı hı. Gizlenmek, gaybubet bunun en temel yönteminin en temel özelliklerinden bir tanesi yani. Hı hı. İşte zaten toplumun bunlara ilişkisinde de böyle bir şey vardı yani, çok iyi hatırlıyorum. Bir zamanlar çok Türkiye'nin liberalleri dahil Zaman Gazetesi'nin düşünce sayfasında iyi yazılar çıkardı. Bir de Radikal'de çıkardı. Ve zaman zaman bir gazeteciden, Ankara'da Dikmen'de otururdum ben. O zaman milletvekili değildim, muayenehanem vardı. İnerken her gün ya da bazı günler gider o gazeteciden gazete alırdım. İşte bir Hürriyet Gazetesi, bir Zaman Gazetesi, bir Radikal Gazetesi. Bir gün adam sesini alçalarak, Hürriyet ve Radikal'i verdi, sesini alçalarak dedi ki zaman kalmadı. Ben de alçattım. Hayırdır, niye kalmadı? Ne oldu? Ya birisi geldi dedi, 10 tane geldi bana, onu da satın aldı. Böyle şeyleri vardı onlar. Ama yani vatandaşın hiç o cemaatle falan bir ilgisi yok. Ama zaman denen yapıda sesi alçaltmak gerektiğini biliyor yani. Onlara karşı bir endişesi var. Buna gizlilik içinde hareket ediyorlar falan, farkında. Burada bırakayım isterseniz girişi. Yani şimdi şöyle bir soru soracağım. Bunu sormak yoktu planımda ama söz oraya geldiği için soruyorum.
Erbakan, Necmettin Erbakan sanki biraz mesafeliydi değil mi? Bugün FETÖ dediğimiz, daha önceleri işte Fethullahçılar, cemaat, hizmet, her ne dersek diyelim. O gruba kesinlikle. Kesinlikle mesafeliydi. Yani Fethullah'la hiç karşılaşmak istemezdi Fethullah Gülen'le. Resmini falan da kolay kolay göremezsiniz. Vardır belki ama kolay kolay göremezsiniz. Uzak dururdu. Ama açık bir şekilde onların eleştirisini de yapmazdı. Yani özel şeylerde ben Erbakan yardımcısı olarak çalıştım. Yani Saadet Partisi da Erbakan Hoca yasaktan sonra geri dönüp tekrar genel başkan oldu. Ben de bir süre genel başkan yardımcısı oldum. Onun yardımcılığını da yaptım. Bilindiği gibi Erbakan siyasi yasaklı iken de parti ile ilişkisi vardı. Ve biz işte Recep Kutan'dı genel başkan, onun yardımcılarıydık ama hocayla da çalışırdık. Bizimle ilgili konuşurken bazı şeyler söylerdi bu yapıyla ilgili. Ama hiçbir zaman aleyhine de ulu orta işte onlarla bir şeye girmedi. Böyle bir savaşa girmedi. Fakat onlarla ilgili partiye, tırnak içinde söylüyorum, sızmalara çok dikkat etti. Bakın yani dindar bir parti değil mi yani? O diğer partilere, bürokrasiye falan çok girmeye çalışmışlardır. Hep şimdi görüyoruz ama Erbakan'ın döneminde, Erbakan'ın partisinde çok az vardır belki, bir tane iki tane bilmiyorum, ben hatırlamıyorum yani. Mesela milletvekili falan olmamışlardır, olamamışlardır. İşte Demokratik Sol Parti'den, ANAP'ından, değişik partilerde, AKP'sinin hepsinde olmuşlardır, orada yoktu. Erbakan Hoca bunların farkındaydı ve bizi de uyarırdı. Yani ben çok yakın çalıştım belli bir dönem. Uyarırdı ve bunların bağlantıları ve illegal olmalarına şey yapar. Ne yapıyorlar? Kimse bunları denetlemez mi? Yani ne yapıyorlar yani bunlar? Ya yanlış yapıyorlarsa kim düzeltecek? Yani Erbakan Hoca bir açıklığa çok önem verirdi. Yani bizim aramızda her şey bilinmesi gerekir ki yani birisi gelsin ya bu yanlıştır desin, yani aklı eren birisi gelsin. Burada öyle değil. Yani emir komuta şu bu falan, ama açıklık buna çok şey yapardı. Yani bunu çok eleştirirdi. Uyarırdı yani bunlarla ilgili şeylere uyarırdı. Oradan gelen mesela belediyelere falan talepler gelirdi. Erbakan Hoca da bunları duyardı. Bilmiyorum yani Erdoğan'ın diğerlerini bu konuda uyardım mı uyarmadım ama bize söylerdi zaman zaman, yani bunlardan uzak durulması gerektiğini söylerdi. Ama bir dini, tırnak için söylüyorum, cemaatle açıktan bir şeye de girmedi. Yöntemlerini asla şey yapmazdı, güvenmezdi de. Tabii Erbakan Hoca, bitiriyorum bu konuyu, daha evvel genel anlamda Nurcularla ilgili bir sıkıntı yaşamıştı. Onu da hiç unutmuyordu. O sıkıntı da Milli Selamet Partisi döneminde işte Nurcu milletvekilleri vardı, 4-5 tane. Nurcu, Fethullahçı değil bunlar, yani klasik bildiğimiz geleneksel Nurculardan milletvekili vardı. Mesela isimleri neyse şu anda şeyime gelmiyor. 5-6 kişiydi, bir Maraş milletvekili falan vardı. Bunlar 74 Ecevit'le, CHP'yle kurmuş olduğu hükümette 74 affında işte o Nurcu milletvekilleri istifa ettiler. İşte af çıkardı, biliyorsun, Anayasa Mahkemesi affı genişletti, herkes çıktı falan. Teröristleri, tırnak içinde komünistleri falan affettiler diye istifa ettiler. Büyük sıkıntılara girdi ve nitekim 73 seçimlerine göre 77 seçimlerinde geriledi Milli Selamet Partisi. O şeyi hiç unutmazdı yani. Onların işte bir takım milliyetçi endişelerle, kaygılarla, devlet şeyleriyle hükümeti ve Erbakan'ı zor duruma bırakmaları, bunu hiç unutmazdı yani. Sürekli şekilde tedbir örgütlere falan bu konuda çok açık etmese bile uyarırdı. Şimdi bu tarikatlar ve cemaatler ve benzeri yapılar, devletle ilişki, yani bunları bir sivil toplum kuruluşu olarak kabul etsek diyelim ki, devletle ilişkileri olabilir yasalar çerçevesinde, gidebilir bu ilişkiler, ama buradaki problem sizin de dediğiniz gibi devleti herhalde ele geçirmeye, bürokrasiyi, işte yargıyı, polisi,
orduyu vesaire ele geçirmeye çalışmak. Nitekim birileri neredeyse başaracaktı bunu. Neyse ki öyle bir şey olmadı. Malum işte 2016 yılındaki darbe girişimi. Peki biz bundan iktidar, muhalefet, kamuoyu ders çıkarabildik mi? Bu yapılanmaların devleti ele geçirme çabalarından bir ders çıkarabildik mi? Şu anda öyle, sizce buna o FETÖ'den, şu an FETÖ dediğimiz yapılanmadan doğan boşluğu doldurmaya çalışan, ona talip olan gruplar olabilir mi? Şimdi tabii bilmiyorum var mı böyle gruplar, ne yapıyorlar, o raporlar falan, ben şeyleri bilmiyorum. Ama bu durum, bu problem, yani bu problematik durum biraz da Türkiye'deki devletin yapısından kaynaklanıyor. Bir devlet var, çok şeffaf bir şey değil. Bütün kararları o veriyor. Bütün imkanları o dağıtıyor. Böyle bir devlet var. Ve bu devlet bu yapılarla ilgili de yasaklar getirmiş. Bu yapılar illegal. Yani sivil toplum örgütleri olabilmesi için, yani Türkiye'de sivil toplum örgütü var mı yok mu bilmiyorum. Yani bu yapılar illegal, yani nasıl sivil toplum? Dernek kuruyor falan, ya bir dernek var. Devlet hatta az çok işte bilir, yani şu dernek bilmem ne cami yaptırma neyse ne derneği, okul filan ne derneği, işte filan cemaatindir. Onu bilir ama yani cemaat, tarikat illegal. Problem, yani öyle bir şey olması problem. Şimdi böyle bir devlette ister istemez, yani kaçınılmaz bir şekilde Türkiye'de siyasal mücadelenin şeyi de budur. Yani Türkiye'de siyasal mücadele devleti ele geçirmek, tabii devleti yönetmek, elbette devleti yönetmek ayrı bir şeydir. Demokratik bir işleyiş vardır. İşte yürütme, yasama, yargı vardır. Şeffaflık vardır. Denetleme mekanizmaları vardır her anlamda. Böyle bir yerde idare yani yürütme olmak için seçimlere girilir. İdare yönetir. Yerel ya da merkezi yönetir. İşte diğer seçilmiş yapı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetimine tabidir. Hukukun, yargının denetimine tabidir. Şeffaftır. Yani böyle bir şey, böyle değil yani bizde. Bizde böyle, lafta böyledir. Esasta ise her siyasi parti merkezde toplanan, devlette toplanan karar yetkisi ve ekonomik gücü ele geçirme amaçlar. Yani insanlar siyaseti bir adım öne geçmek için, her konuda bir adım öne geçmek için siyaset yaparlar. Yani köy temsilcisinden, işte parti toplantısına giden hiç üye olmayan bir insan bile siyasi partiyle ilişkisinde bir adım öne geçmek vardır. Yani ben A partisine, milletvekili neyse, bir adım öne geçiyorum. Ve geçtikten sonra da o öne geçmenin vermiş olduğu yetki kullanma avantajı ile ben orada işte karar, imkan, statü, her neyse, bunu kendim ve yakınlarım için kullanıyorum. Siyaset bu şekilde kurgulanınca cemaat ve yapılarda da oraya uzanmanın kanallarını, yollarını arıyorlar, gidiyorlar. Bir başka önemli problem de cemaat ve tarikatların siyasetle bu ilişki ve ilişkide yine devletin demokratik olmamasından kaynaklanan yasaklar söz konusu. Yani yasak olan bir yerde şeffaflık yok, tartışma yok. Ha, dinde tartışma olur mu? İşte dogma var, ayet var. Ayeti kimse tartışmaya falan gerekmiyor. Zaten ayeti tartışmıyoruz yani. İlişkileri tartışıyoruz. Tarzı tartışıyoruz, yöntemi tartışıyoruz, yorumu tartışıyoruz. Yasak olan bir yerde, açık olmayan bir yerde, şeffaf olmayan bir yerde doğrunun bulunması ya da doğruya en yakın olanın bulunması, yanlışsa bu yanlışın bir şekilde düzeltilebilmesi, bir başkası tarafından uyarılması, düzeltilebilmesi, böyle mekanizmalar yok. Böyle mekanizmalar olmayınca bu şekilde sert şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi Fethullah en, yani devletin elindeki
en etkili, en güçlü, en kanlı aracı kullanmaya başladı. Uçak F-16. F-16'larla bizi bombaladılar mecliste. Ben oradaydım. Mecliste bombaladılar. Yani ben içeri girerken bahçede bomba patladı yani. Üzerinde yani bulunduğum yere topraklar, ağaçlar yağdı. En etkili aracı kullandılar, gördük yani. Onu kullanıyor. Başkası da başka araçları kullandı. Şimdi peki bu Fethullahçılar şey yaptı. Başkaları yok mu? Başka yapılar vardır. Zaten yani adam şimdi ne söyledi bir tanesi? Yalandır malandır falan diyorlar. Ama ben olabilir diyorum. Yani bilmiyorum adam söyleyip söylemedi bilmiyorum. Bizden geldiler dedi. Bizden polis ağı olmak için efendim assubay, uzman her neyse bekçi olmak için adam istediler. Niye istediler? İşte bizden dindar adamlar istiyor yani hükümet. Bizden dindar adamlar istiyor yani. Hala Erdoğan o şeyi bütün yapı güç onda olmasına rağmen hala vatandaşları nasıl düşünürse düşünsün, nasıl inanırsa inansın bir eşit şey davranamıyor. Yani liyakata dayalı, hakka dayalı, adalete dayalı bir devlet memurları organizasyonu yapamıyor. Gidiyor, yani hepsi yalan olamaz yani. Hala şey istiyor onlardan, şimdi de ne oldu diye soruyor. Dolayısıyla bu ilişkiler bu şekilde devam ettikçe devlete bir yerine adam koyarken bizim adamımız bizden olan diye baktığınız zaman şey olmaz. Bu yakında bir şeye şahit oldum ben. Devlet böyle idare edildikçe cemaatleri, tarikatları aklamaya çalışmıyor. Bir gerçeğin altını çizmeye çalışıyor. Şahit edildiğim şey şu, olduğum şey şu. Bir üniversiteye doktora öğrencisi alınacak. Hangi üniversite ve hangi branş olduğunu söylemiyorum. Doktora öğrencisi alınacak. 7 tane kontenjan var. İşte 5 kişilik jüri. O biliyorsunuz ALES değişik şeyler, mezuniyet sınavları, işte ön lisans, işte lisans filan, bu ne yapmışsa yüksek lisans, onların puanlarını bir araya getiriyor. Bir de sonunda da bir sözlü şey yapıyor, mülakat, sınav, mülakat ne demekse yapılıyor. Şimdi o 5 tane jüri, 13 tane aday var, 2 tane adaya 100 veriyor, diğer 11 tane adaya 20 veriyor, o 2 tane adayı alıyor. Diğerlerini kazanamadılar diyor. Yedek medek falan değil. Bırak 5 tane kontenjanı boş bırakıyor. Öyle bir nokta çıkıyor ki işte ALES'te 90 küsur alan adam giremiyor. 58 alan giriyor. Neye göre yapılıyor şimdi bilmiyorum. İki şekilde yapılmıştır tahmin edin. Bir yakınlık yani akraba ilişkileri yani akraba falan yani böyle bir ilişki. Belli adamlar alacaklar diğerlerini almak istemiyorlar. Yarın kontenjan tekrar 5 kişilik kontenjan açacak. Ya böyle alınmıştır ya da bizden, oradakiler bizdenliği nasıl kabul ediyorlarsa, dindarlıkla mı kabul ediyorlar, mezhebe mi bakıyorlar, ırka mı bakıyorlar, hemşericiliğe mi bakıyorlar, partili olmasına mı bakıyorlar, bizden. Şimdi böyle bir yapı, bu şekilde yapı devam ettiği müddetçe tarikat, cemaat, başka işte ideolojik yapılar, insanlar bunları ele geçirmeye kalkmalarından dolayı kimseyi suçlayamaz. O zaman gücü olduğu için siyaseti öyle yapıyor. Bu da böyle yapıyor. Aynı şeyleri yapıyorlar yani. Böyle bir durum mevcut. Muhtemelen bilmiyorum ben çok incelemiyorum, şey yapmıyorum yani. Evet yani ben Milli Görüş Partilerinde, Fazilet Partisi'nde, milletvekili seçildim, Saadet Partisi'nde, ikisinde de yöneticilik falan yaptım. Ama yani bir cemaat ve tarikat bağlantım hayatım hiçbir döneminde olmadığı için, halen de olmadığı için ne yapıyorlar? Şu anda nasıl örgütlenip oralara sızmaya çalışıyorlar bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var, herkesin bildiğini ben de biliyorum. İşte bu cemaat yapıları bir şekilde devletin içindeki bazı insanlar bunlardan işte güveniyorlar ya, bunlarda birebir ilişkiler var. Yani o kadar çok insan var ki mesela hakim savcı alacaksınız, alıyorlar. Değil mi? 500 kişi, 800 çok eksiklikler oldu. İhraç edilenler oldu. Boşluklar var. 500-800 kişi alacaklar. İşte kendi tanıdıkları örgütlerinden falan adamlar topluyorlar. O diğer yapılardan da iki sebepten dolayı adam istiyorlar. Bir, güveniyorlar yani birebir ilişkiler. İnsanlar bilmiyorlar ya bunlar. Öbürleri biliyor. A cemaati. Sizin cemaatin bildiği ya da cemaatten birisinin oğlu, kızı falan varsa gönder alalım diyor yani bu şey bildiğimiz insanları. Alalım. Niye öyle alıyor? Çünkü bizimkilerden tırnak içinde oluşturmaya çalışıyor. Bizimkilerden. Bu tabii demokrasi yani 18 senemiz Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti ilk dönemlerinde yani demokrasi gelip
liyakat dediğimiz şey gelecek. Yurttaşlara eşit bir şekilde davranacaklar. Böyle bir şey olmadığından dolayı dün nasıl bir tehlike ise, dün nasıl bir tehlike vardıysa bugün de bana göre aynı tehlike vardır. Nitekim bir sürü şeyler de çıkıyor. İşte adam itiraf etti. Siz bizim adamımızı alıyorsunuz ama daha dün bekçi olmak için, astsubay etmek için, bilmem ne etmek için bizden adam aldınız diyor. Hı hı. Şimdi süremiz daralırken sizin aynı zamanda bir hekim olmanız hasebiyle biraz başka bir konuya geçelim. Koronavirüs konusuna malum zaten kaç aydır bu konuyu konuşuyoruz ama sizi bulmuşken sizle de konuşalım bu konuyu. Siz nasıl görüyorsunuz Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini, alınan tedbirleri, yeterli mi, değil mi? Ya şimdi iyi gitmiyor. Yani onu hemen ifade edeyim. Fakat bu iyi gitmeme sadece bizle ilgili bir hadise değil. Yani dünyada iyi gitmiyor. Bir iyi gitmemenin genel sebepleri var. Yani bizde de geçerli. Yani koronavirüs dediğimiz virüsün özelliğinden kaynaklanan sebepler var. Yani tuhaf bir virüs bu. İşte insanlara karşı kendisini müthiş bir şekilde donatmış acayip bir virüs. O teknik konulara girmiyorum. İyi gitmiyor. Yani İngiltere'de de iyi gitmiyor. İran'da da iyi gitmiyor. Pakistan'da da, Hindistan'da da, Amerika'da da iyi gitmiyor. Ama bu iyi gitmemenin her ülkeye göre farklı nedenleri öne çıkıyor. 1, 2, 3, 4, 5 sıralarken ilk 5'te farklı nedenler var. Şimdi bu hükümetin en temel problemlerinden bir tanesi açık olmamak. Yani bizim diğer hükümette açık olan hükümetler var. Onlardan başka sebeplerden dolayı problemler gene devam ediyor tabii ama biz de açık değil. Doğruyu söylemiyorlar. Doğruyu söylemeyince şimdi burada hani herkes söylüyor ya yani koronavirüsü biz yeneceğiz. Nasıl yeneceğiz? İşte aşı falan böyle şeyler bulunacak ama bunun için belli bir zamana ihtiyaç var. Yani 2 sene, 3 sene zamana ihtiyaç var. Bu süre içinde biz mikrobu, virüsü girdiğimizde bu virüs dışarıya bıraktığınız zaman birisi öksürükle bıraktığı zaman damlacığın içinde bir gün yaşıyor. Ondan sonra başka bir insanın bir hücresine girmesi gerekiyor ki yaşamını devam etsin. Burada bir kesiklik yapacağız. Keseceğiz bu burada. Başka bir insanın hücresine giremeyecek. Dolayısıyla virüs yok olacak. Nasıl olacak? İşte maske kullanacağız. Damlacığı almayacağız. Mesafe kullanacağız. 1,5 metre gidebiliyor. 1,5 metre gelemeyecek. İşte havalandıracağız kapalı yerlerde. İki dokunduğumuz yerlerde kalıyor. Oraları temizleyeceğiz. Ellerimizi temizleyeceğiz falan. Bu kadar açık. Bunun için bir takım bireylerin yapacağı gibi genel tedbirler alınması gerekiyor. Ama ekonomi diye bir şey var yani. Bir güç. Yani bu tedbirleri bireyler tek tek yapacakları zaten yapmıyorlar da o yeterli değil. Devletin bir takım kararlar alması gerekiyor. Sokağa çıkma yasağı gibi, işte toplu taşıma, seyahat yasağı gibi bir takım kararlar alması gerekiyor. Buralarda çok stratejik davranamadılar. Yani ekonomi durur endişesiyle, bu Amerika'da da oldu, Fransa'da da oldu, Almanya'da da oldu, durur endişesiyle şey yaptılar. Yani en basit örnek verelim. Şimdi şey başladı. Seyircisiz işte Süper Lig mi diğer maçlar başladı. Geçen değinmiş çok şükür. İşte Antalya Spor 40 tane yani hepsi pozitif çıktı falan. Nasıl yapacağız, nasıl sürdüreceğiz falan. Ya ama devam etmesi gerekiyor. Niye? İşte şu kadar milyar dolar şey var. Bu bir defa burada bir siyasal bir karar verilmesi gerekiyordu. Sorumluluğu çok sıkı bir şekilde işin başında geçen sene Mart'tan Nisan, Haziran'da kolaylaştırdılar ama Mart'tan Nisan'da daha çok kesin kararlı davranmadılar. Yani işte 3 hafta, 5 hafta. Yani o virüs bir tane insanın ağzından çıkıp damlacığından öbürüne gidene kadar ki o mesafeyi ortadan kaldıracak tedbirleri radikal bir şekilde uygulayamadılar. İlişkileri, iletişimleri insanlara ne olduğunu tam sağlıklı bir şekilde anlatamadılar. Böyle bir şey yapamadılar. Dolayısıyla ben çok endişeliyim ki bu kış, yani Ekim, Kasım'a herkes endişeli tabii. Kasım ayında daha büyük bir dalga gelecek. Bir de ben hekimim,
üniversitede hocalık yaptım. Şu anda değişik sağlık kuruluşlarında, bakanlık yönetiminde, işte tabi odalarında falan öğrencilerim var ve herkesle görüşüyorum. Sürekli şekilde de izliyorum. Mevcudu çok az bir şekilde gösteriyorlar. Yapmadıkları şeyleri yaptık diye gösteriyorlar. İnsanlarda büyük bir karamsarlık ortaya çıkıyor. Bir tane küçük örnek vereceğim ben size. Vaktiniz daralıyor ama. Benim bir yakınımda korona pozitif çıktı. Annesi de rahatsızlandı. Ateşim ateş oldu. 87 yaşında annesini de götürdü. Annesinde de pozitif çıktı. Annesi bir sürü sıkıntı çekti. İşte gitti Ankara Şehir Hastanesi'nde şu kadar saat sedyenin üzerinde kaldı falan. Sonra da gönderdiler. Neyse. Ama bir şekilde bunlar tedavi edildi. Ama bunların temas ettiği yakınlarından sadece belirti ortaya çıkmayanlar bir tanesine test uyguladı. O bir tane şeyde çalışıyor. Sarayda çalışıyor. Sarayda çalışıyor orada personel. Ona test uyguladılar. Diğerlerinin hiçbir kişiye daha 10 kişi, 20 kişi kime temas etti? Hiçbir şey gitmediler. Ya bu olacak bir şey değil yani. Yani insan saçını başını yiyor. Böyle bir şey olur mu? Yani bu şekilde davranıldığı zaman bunun muhatabı olan insanların ruhsal durumlarını düşünün. Devletle de karşı güvenlerini düşünün. Geleceğe bakmalarını düşünün. Dehşet karamsar bir yapı çökmüş vaziyette bekliyorlar. 15 gün dolacak da çıkacak. Kimde çıkacak, kimde çıkmayacak. Kimle temas edecek yani. Onun da yakınları var, şeyler var. İşte eve kapatıyor. Zorunlu yapacak işleri var. İşe gitmek zorunda. Böylesine hükümetin temel yaklaşımından kaynaklanan çok ciddi sorunlar da var. İşte virüsten kaynaklanan, ekonomiden kaynaklanan çok ciddi sorunlar da var. Ve Maalesef özür dilerim ifade ediyorum. İyi bir dönem gelmiyor bu konuda. Her birimiz için yani Allah'a emanet gidiyoruz. Peki süremizin sonuna geldik. Son olarak kısa bir cevap rica edeceğim mümkünse. Bunu da sormadan geçmeyeyim yine hekim olduğunuz için. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter'da paylaştığı bazı mesajlar vardı malum. Mealen değil aslında, direkt öyle söylüyor. Türk Tabipleri Birliği kapatılmalıdır, yöneticileri de yargılanmalıdır diyor. Niye böyle söylüyor acaba? Sayın Devlet Bahçeli'yi niye bu kadar kızdırmış olabilir Türk Tabipleri Birliği? Sayın Devlet Bahçeli her dönem bu tip yasaklar, yargılamalar, kovmalar, uzaklaştırmalar, idam etmeler, bunlar desteklenmiştir. Kendi kimliği ve düşüncesinin dışında olan hiçbirisine hayat hakkı tanımamıştır. Böyle bir insandır. Enteresan tarafı 12 Eylül İdaresi'nin yapamadığı, 12 Eylül İdaresi Tabipler Odası'nı, Türkiye Tabipler Birliği'ni kapatmamıştır. Benim öyle biliyorum ya, hekim olarak. Bunu yani işte baroları bilmem ne yapmayı falan düşünmemişti 12 Eylül. Yani bunlar bunları bile yapabilecek, düşünebilecek bir iktidarla işbirliği yapıyor ve kendi ideolojik yaklaşımını, tarzını yani kendisi gibi olmayan, kimlik açısından da kendisi gibi olmayan, düşünce açısından da kendisi gibi olmayan, yaşam hakkı tanımıyor. Yani bak yine koronaya geliyoruz yani. Ne diyor Türk Tabipleri Birliği, ne yapıyor? Bana da geliyor haberler. Ya diyor ki arkadaş, siz Türkiye'de 1000 vaka açıklıyorsunuz ama ya Ankara'da dün 1200 vaka vardı, olmaz diyor. Devletin valisi çıkıyor diyor ki dün diyor Şanlıurfa'da 400 vaka tespit ettik diyor. Maraş'ın valisi de çıkıyor. Biz de diyor Maraş'ta 230 atıyorum, tam rakamlar bu değil, tespit ettik diyor. 400-230 efendim 630 900 vakamız vardı diyor. Ya Şanlıurfa ve Maraş'ta 650 vaka varsa Türkiye genelinde nasıl olur? Tabipler Birliği çıkıyor diyor ki ya bunları biz açık olarak konuşacağız ki bununla mücadele edelim. Bir de biz mücadele ediyoruz. Bu üyelerin hepsi bizim üyelerimiz yani hekimler. Bakın size bir şey söyleyeyim, Amerika'da, İngiltere'de yaşlı bakım evlerinde bakıcıları, hekimleri, hasta bakıcıları, hemşireleri terk ettiler var. İnsanlar orada bırakın korona, Covid ile ilgili ilaçları almayı, normal rutin ilaçları almadı. Beslenemediler, açlıktan öldüler, tamam mı? Cesetleri alınamadı. Sonra gittiler orayı dezenfekte ettiler, bilmem ne, belki de yıktılar. Bunlar yaşandı. Böyle bir ortamda hükümetin ortağı, gayri resmi de olsa hükümetin ortağı, işte milliyetçi şu bu falan, ya bir tane adamın söylediği bu laf, yani
ciddiye alınmaz falan demiyorum. Çok ciddiye alınmaz. Çok büyük bir şekilde ciddiye almamız gerekiyor. Bu işte şeyleri insanların içine salıp, korona açık korona olduğunu bildiğimiz insanların içine salıp kalabalıkların üzerine öksürmelerini teşvik etmekten beterdi. Bakın her gün hekim dövülüyor, hemşire dövülüyor, şey yapılıyor. Bilmiyorum yani bu insanlar nasıl, yani bir gün Covid'de, pandemide çalışan bir hemşirenin, bir hasta bakıcının, bir hekimin durumunu, yani bunlara karşı böyle konuşabilmek, ya bırakın siyaseti, hukuku, mukuku, yani büyük bir gaddarlık. Faşizmi maşizmi bırakıyor. Bu kadar gaddarlık. Bu kadar demoralize ediyor insanı. Böyle bir şey olur mu yani? Olan şey budur. Siyaseten de budur yani. Şu anda içinde geçmekte olduğumuz şey AKP MHP hükümeti 12 Eylül'leri, 28 Şubat'ları rahmet okutacak uygulamalar. Hem de nasıl yapıyor bunu? Daha da tehlikeli. 12 Eylül'de gelmişler, anayasayı askıya almışlar ve biz biliyoruz ki her dönem öyle gelirler. İşte yavaş 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 tekrar haklarımızı falan kazanırız. Şimdi öyle değil yani. Sanki işte seçilmişler, kanunu çıkarıyorlar, işte bir şeyini çıkarıyorlar ama dökülüyorlar. O da şöyle değil. Gittiler baroları ele geçirmek için işte çoklu baro sistemine getirdiler. Ama İstanbul'da 50 bine yakın avukatın bulunduğu yerde 2 bin avukat toplayıp bir baroda kuramadılar. Yani durumları da budur yani. O kadar büyük bir karamsar şeyler söyledik. Karamsar da olmayalım. Yani insanlar da olup bitenlerin farkında. Bahçeli'nin de umuyorum o tip anlayışlarında bir daha iktidar göremeyecekleri dönemlere doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. Umuyorum. Yani bunu söylemek istiyorum son söz olarak. Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Zaman ayırıp ediyorum. Programımıza katıldığınız için. Eyvallah. Sağ olun. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür edelim. Bir sonraki hafta sonu siyasette görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.